çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı ve tutuklanan arkadaşlarımız var. Bugün hala gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Burada hem bizlerden genç olan insan hakları savuncusu arkadaşlar var. Hem de bizler varız 30 yıldır insan hakları hareketi içinde olan. Bu kader hiç değişmedi. Bu coğrafyadaki her türlü hak talebi, insancıl hak talebi maalesef ki şiddetle bastırıldı. Devlet politikasında hiçbir değişme olmadı. Bu bizim varlığımıza karşı yapılmış bir operasyon. Kürtlerin varlığına karşı yapılmış bir operasyondan söz ediyoruz. Var olma hakkımızdan hoşlanmıyorlar. Hukukçu olmamızdan, Kürt hukukçu olmamızdan, Kürt sanatçı olmamızdan, Kürt öğretmen olmamızdan, Kürt siyasetçi olmamızdan, Kürt sendikacı olmamızdan, Kürt doktor olmamızdan rahatsızlar. Bizim varoluşumuz onları rahatsız ediyor. Ne diyorlar çözüm için? Silahlar bırakılmalı. Bizim silahımız yok. O zaman neden bizleri gözaltına alıyorsunuz? Neden bizleri tutukluyorsunuz? Neden bize söz hakkı vermiyorsunuz? Bunu soruyoruz. Biz sadece barış istiyoruz. Sadece barışçıl bir çözüm istediğimiz için biz cumhuriyetten bu yana baskı altındayız ve son baskıyı da bugünlerde yaşadık. Üç haftadır İstanbul'da biz gözaltındaydık. Bugün yine arkadaşlarımız gözaltında. Değişik bir devlet. Hakikaten çok değişik bir devlet. Çok değişik bir devlet politikası. Bunu anlamak, çözmek mümkün değil. Konuşmak isteyen insanları gözaltına almak, tutuklamak ne demek ya? Yeter artık vazgeçin. Biz bitmeyiz. Biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. günlerdir gözaltılarla, tutuklamalarla seçime hazırlanıyorlar. Tabii ki tüm hak ihlallerini daha da pekiştirerek hayata geçirmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Zorla kaybetmelere ilişkin herhangi bir etkili soruşturma mekanizması geliştirmeyen devlet yapılanması ne yazık ki zorla kaybedilen insanların yakınlarını, hak mücadelesi verenleri gözaltına alarak çözüm bulmaya çalışıyor. Oysa evet, asimetrik eşitsizlikler ortadan kalkmadan hak mücadelesi de bitmez. O nedenle insan hakları mücadelesinin içinde olan tüm insanlarımızla bu mücadeleyi sonuna kadar götürmekten hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İyilik halinden söz eder meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği. İyilik hali yalnızca bedenimizin, ruhumuzun iyi olması değil, toplumsal iyilik halimizi de, siyasal iyilik halimizi de gerektirir. Barış olmadan eşitsiz hak ihlalleri ortadan kalkmadan bizlerin iyi olabilmesi mümkün değil. Zorla kaybedilenlerin yakınlarının akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye erişmeden biz insanlarımızın yaralarını onaramayacağız. Tüm yaralarımızı birlikte onaracağımız, asimetrik yapılanmanın eşitsizliklerini ortadan kaldıracağımız hak mücadelesi sürüyor. Onlar ne kadar hak ihlali gerçekleştirirse biz de o kadar hak mücadelesinin güçlenmesine katkı sunuyoruz. Bu mücadelede yer alan tüm dostlarımızla kazanacağımız günler yakındır diyoruz.